Kanal 23 ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Yeni bir seçime doğru programıyla karşınızdayız. Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidecek ve belediye başkan adaylarını, belediye başkanlarını seçecek. Aynı zamanda il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçecek. Bizler de bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir adayı konuk edeceğiz. Kendisi Çemişgezek'ten geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Çemişgezek Belediye Başkan Adayı Hasan Hayri Kando bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Şimdi aslında biraz Çemişgezek'teki seçim atmosferini sizden dinlemek istiyoruz. Evet. Tabii ki aslında sayılı günler kaldı evet. Ve bütün adaylar sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Sizler de bugün buradan Çemişgezek'teki vatandaşlara sesleneceksiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz şu an Çemişgezek'te nasıl bir ortam hakim? Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle televizyonları başında bizleri evlerine konuk etmiş olan, başta Çemişgezek'li hemşerilerim olmak üzere, tüm Tunceli, Elazığlı hemşehrilerimi selamlıyorum. Saygı, hürmetle hayırlı akşamlar diliyorum. 31 Mart 2024'te yapılacak olan seçimlerin öncelikle ilçelerimize, illerimize, vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini dilerim. Bir diğer şükranım ve duam, uzun yıllar beraber siyaset yaptığım 25 Mart 2009'da Allah'ın rahmetine şehadet eden Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart'ta 15. yıl dönümü olması hesabıyla kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bununla beraber bir duamız da Filistin'de ağlamakta olan mazlumlara, Gazze'de ağlamakta olan mazlumlara, Doğu Türkistan'da ağlamakta olan mazlumların bir an önce hürriyet ve özgürlüklerine kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu dilek temennilerimden sonra Çemişgezek'te seçime bir hafta kala her geçen gün hem seçmenlerimizde bir heyecan olmaya başladı, hem adaylarda bir heyecan olmaya başladı. Kaç tane aday vardı? 4-5 tane var gibi ama aktif olarak 3 adayız. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayım. AK Parti'den bir arkadaşımız aday. Bir de CHP'den bir adayımız var. Son günlere, son haftaya girerken ilçemizi biraz daha süsledik bayraklarla falan. Çok şükür ilçede seçim sürecinde herhangi bir tasvip etmediğimiz, stres, sıkıntı veya herhangi bir gerginliğe meyal vermeden tebessüm, muhabbet ve saygı, sevgi çerçevesi içerisinde bir seçim atlatıyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor. Ben yine bu manada halkıma çok teşekkür ediyorum. Çemişgezeklere çok teşekkür ediyorum. Ve şunu söylüyorum. 31 Mart'tan sonra bu seçim bitecek. Birisi kazanacak. Diğer arkadaşlar kazanmayacak. Ama seçimden sonra da biz biliyoruz ki mahalledeki komşuluklar devam edecek. Dostluklar devam edecek. Muhabbetler devam edecek. Benim halkımdan istirhamım şudur. Seçimler dostluklarımıza zarar vermesin. Seçimler muhabbetlerimize zarar vermesin. Seçimler komşuluklarımıza zarar vermesin. Bu seçim de geçecek. Çok seçimlerin geçtiği gibi. Seçimlerimiz demokrasinin bir gereği. Bizim şenlikimiz olmalı. Sonuçta öyle tarif ediliyor. Sonuçta herkes hizmet için yarışıyor. Tabii gerçekten kimler yarışıyor hizmet için, kimler yarışıyor maaş için, kimler yarışıyor makam için. Bunu da süreç içerisinde konuşuruz. Ama sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum. Ben Çemişgezekli halkımdan, Çemişgezekli hemşehrilerimden bu seçim de diğer seçimler gibi geçip gideceğini, bu son bir hafta kalan zaman zarfı içerisinde birbirlerine karşı saygılı, sevgili, muhabbetle sandık başına gidecek, birbirlerini kırmadan bu seçimi de atlatmalarını kendilerinden rica ediyorum. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Çemişgezek'teki durumuyla ilgili biraz konuşalım isterseniz. Şu an ne durumdasınız? Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde vatandaşların partiye bakışı nedir? Nasıl ya da siz bunu biraz daha ilerletebildiğinizi düşünüyor musunuz? Evet.
Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi kuruluş amacı itibariyle siyasi hayatını hep devlete, devlet için harcamış, devletin bekası için yer almış, vatanı ve milleti öncelemiş bir siyasi harekettir. Milliyetçi Hareket Partisi 50 yıllık süreci içerisinde Çemişgezek'te milli hassasiyetleri olan her bölgede halkın gönlünde, gönül bağında vatan millet hassasiyeti noktasında bir yeri vardır. Ama bugün yani yapılan 2019 yerel seçimlerinden sonra Çemişgezek'te belediye başkanlığı seçiminde alınmış olan ciddi bir oyla Çemişgezek'te Milliyetçi Hareket Partisi 2019'dan bu yerel seçimlere kadar zaman zaman muhalefetlik yapmış, zaman zaman da iktidarlık yapmış. Yani Çemişgezek'te 2019'dan bugüne kadar Çemişgezek'teki tüm kurumların eksikliğinden, belediyesinden tut, başka kurumların yapmış olduğu eksik ve yanlışlıklardan tut, Çemişgezek için tasvip edilmeyen hizmetlerden tutun, bunların sözcülüğünü tamamen Milliyetçi Hareket Partisi yapmıştır. Uyarı ikazları yapmıştır. Aynı zamanda biliyorsunuz biz Türkiye genelinde de AK Parti ile Cumhur İttifakı'yız. Fakat Çemişgezek'te 2019'dan bugüne kadar AK Parti ile MHP'nin ittifakından ziyade AK Parti ile CHP'nin ittifakı süre gelmiş. Çemişgezek'te diğer ilçelerde olduğu gibi, başka ilçelerde olduğu gibi Çemişgezek'in de birçok sıkıntılar olacak. Birçok yanlışlar yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi bir kereye mahsus olsa dahi Çemişgezek'te yapılmış olan yanlışlara sözlü veya yazılı herhangi bir itirazı olmamıştır. Çemişgezek'te MHP'nin şu anda kabulü niye yüksek? İşte bunlardan dolayı yüksek. 2019'da seçime girmiş, 9 üzerinde 900'e yakın bir oy almış. O günden bugüne kadar o günün ilçe başkanı olan, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin Çemişgezek ilçe başkanı olan, bugün de Milliyetçi Hareket Partisi'nin il genel meclis üyesi adayı olan Mehmet Akgünlü hep vatandaşın yanında olmuş. Nerede bir sıkıntı var vatandaşın yanına koşmuş. Nerede bir problem var vatandaşın yanında şekil almış. Şimdi hem şekil almış hem MHP'nin adına sorunlara parmak basmış. CHP'de bir muhabbet yok. CHP'de bir itiraz yok. CHP yok. Çemişgezek'te CHP yok. Hep MHP. Bir yanda kurumları ve belediyeyi eleştirmişiz. Yanlış yapıyorsunuz. Bunlarda yanlışlarınız var diyoruz. Ama diğer tarafta da dönüp yine Cumhur İttifakı'nın yanında yer alarak Çemişgezek'e hizmet etmek istiyoruz. Yani Türkiye genelinde MHP ile AK Parti'nin ittifakı var, Cumhur İttifakı var ki Sayın Genel Başkanımızın da bu konuda hassasiyeti çok yüksek. Sizler de biliyorsunuzdur. Ama Çemişgezek'te, altını çizerek söylüyorum, 2019'dan 2024 seçimlerine bir hafta kala, bu süreye kadar CHP ile AK Parti'nin ittifakı var. Geldik bu sürece. Efendim Çemişgezek'te şu anda CHP'nin adayı 1994'ten 2004 yılına kadar 10 yıllık bir süreçte belediye başkanlığı yapmış. 1994'ten 2004'e kadar. 2 dönem belediye başkanlığı yapmış. Ondan sonra da AK Parti belediye başkanlığı yapıyor. 15 senedir de AK Parti belediye başkanlığı yapıyor. Ne 1994'ten bugüne kadar bir çivi çakılmış Çemişgezek'e, ne de AK Partili belediye döneminde çakılmış. Mesela bir örnek vereyim. Çemişgezek'in 40'a yakın köyleri var. 40 tane köyü var. Belki 41-42 tane. Köylerin hepsinde kanalizasyon var. Hepsinde. Ama Çemişgezek'te kanalizasyon yok. 1994'te de yoktu. Ondan önce de yoktu. 1994'te de yoktu. Bugün 2024 yine yok.
Burada 15 sene Çemiş Gece'yi CHP'li belediye yönetmiş. 15 yıl. Şimdi 15 yıldır da AK Parti yönetiyor. Efendim, kanalizasyonla alakalı en ufak bir girişimleri olmamış. En ufak bir çalışmaları olmamış. Şimdi Çemiş Gece'nin belediye başkan adayı, MHP'nin belediye başkan adayı olarak ben diyorum ki halkıma, bugün değil, dün dedim, bir yıl önce dedim, 6 ay önce dedim. Dedim ki 21. yüzyılda Çemiş Gece'nin tüm köylerinde kanalizasyon yapılmış iken Çemiş Gece'de bu kanalizasyonun yapılmamasını neye bağlıyorsunuz? Şimdi bunun cevabını kim verecek, nasıl verecek? Kardeşim, niye yapmadınız bunu? Bunu yapmayan Çemiş Gecek Belediyesi, bugün de belediye başkan adayı olan şurada. Efendim, biz Çemiş Gecek, Pertek, Elazığ arasında köprü yapacağız. Hoppala. Ya kardeşim, senin asli görevin kanalizasyon yapmak. Senin asli görevin Çemiş Gece'nin yereldeki sorunlarına parmak basmak. Yereldeki sorunlardan biraz bahsedelim isterseniz. Evet. Siz de sorunları gözlemlediniz ki belediye başkanı adayı olmaya karar verdiniz. Evet. Nedir bu sorunlar? Şimdi bakın efendim, şu sorunları şöyle toparladım. Şöyle yazayım. Şimdi benim 3 üst projem var. Ana projem, üst proje. 30 da alt projelerim var. Bu projelerin başında gelen, bana göre en önemli proje gönül belediyeciliği. Çemiş Gecek'te yıllardan beri, 30 senedir, ben 1994'te de belediye başkan adayı oldum. Şimdi 2024 yine belediye başkan adayım. O gün de sorunlar vardı, o sorunlara itirazım vardı diye aday oldum. Bugün de yine sorunlar var, bu sorunlara İtirazım var diye aday oldum. En büyük, Çemiş Gecek'teki en büyük sıkıntı 1994'te de bugün de. İnsanları böl, parçala, birbirine kutuplaştır. Bir gruba arkana al, belediye başkanı ol. Bu topluma zarar vermiştir. Ben bunu görüyorum. Ben bu zararı hissediyorum. Vatandaş bana söylüyor. Buna itirazım var. Bunu sadece konuşmakla yetinmeyi doğru bulmadım, aday oldum. Şimdi size söyleyeyim. Allah nasip eder. 1 Nisan'da ben belediye başkanı olursam, Allah nasip eder, vatandaşlar teveccüh gösterirse, beni belediye başkanı yaparsa, belediye makamına gitmeden önce bir A4 kağıdına Hasan Hayri Kandu, Çemiş Gecek Belediye Başkanı cep telefonunu yazacağım ve altına şu notu düşeceğim. Telefonumu mutlaka aile içine taşıyayım, bir gün lazım olur. Çemiş Gecek'te ne kadar çay ocağı varsa, ne kadar kahve varsa, ne kadar market varsa oraları astıracağım. Nüfusu kaç Çemiş Gecek? 3500. Önce benim muhabbetim, benim cep telefonum Çemiş Gecek'teki yaşayan vatandaşların evinin içine girecek. Vatandaş diyecek ki Hasan Kandu geldi eve. Hasan Kandu burada, bizim evimizde. Ve evin reisine diyeceğim ki benim cep telefonumu buzdolabına yapıştırın. Gece size lazım olur. Ne sorun olursa olsun. Ekmeği bitmiş olabilir, tüpü bitmiş olabilir, hastası olmuş olabilir, ya açlığı olmuş, ne sorunu varsa 24 saat telefonum açık olacak. 24 saat Çemiş Gecek'liye cevap vereceğim. 24 saatle Çemiş Gecek'i bağrıma basacağım. Bir de altını çiziyorum. Telefonum her evde buzdolabının kapağına yapıştırılacak. Şimdi diyelim adam gurbete işe gidiyor. Hanımına, çocuklarına diyecek ki sıkıntınız olduğunda, paranız olmadığında, probleminiz olduğunda kimseye gitmenize gerek yok. Bak, bu numara burada ya, bu numarayı ara. O aileye baba olacağım. O aileye kardeş olacağım. O aileye dede olacağım. Ve o ailenin derdi neyse ben çözeceğim. Çare Allah'ın sayesinde. Çare burada. Kimse
Paraya ihtiyacı olanın para sorunu çözeceğim. Hastane sorunu olan hastane sorunu çözeceğim. Okul sorunu olan okul sorunu çözeceğim. Ben gönüllere girmek için belediye başkanlığına adayım. Ben para için, makam için belediye başkanlığına aday değilim. Bir daha söylüyorum. Geçen programda da söyledim. Belediye başkanı olursam, aziz hemşehrilerim size sözümdür. Asgari ücret artı 10 lira maaş alacağım. Ben şu anda Çemişgezek Belediye Başkanı'nın 100'e yakın maaş aldığını biliyorum. Bugün asgari ücret 17 lira. 10 lira daha 27 lira. 27 lira maaş alacağım. Geri kalan senin okuyan çocuğuna gidecek. Geri kalan evinde ekmeği olmayan yoksulun evine gidecek. Şimdi efendim, şu andaki belediye, tarif ettiğimiz belediyenin geçmişte ismi Beytül Mal'dır. Yetimin malıdır. Belediye başkanının adı da Şehrül Emin'dir. Çemişgezek Belediyesi'ni Beytül Mal yapacağım. Ben de Çemişgezek Belediyesi'ne Şehrül Emin olacağım. Fırat'ın kenarında koyunu kurt yerse sorumlusu bende. Yan aday olmayacağım. Olursam gereğini yapacağım. Üç ana başlık dediniz. Onlar diğer başlığa geçeceğim. Şunu söylemem lazım. Geçen programda kardeşlerimizi CHP'nin belediye başkan adayıyla AK Parti'nin belediye başkan adayını aracılığınızla programa davet ettim. Herhangi bir cevap almadık. Ne sosyal medyada, ne herhangi bir gazetede, ne sizin aracılığınızla herhangi bir çağrı olmadı. Niye olmadı? Bu arkadaşlar hizmete aday değiller. Ben biliyorum bu arkadaşları. Ben bunları tanırım. Şimdi bunların sıkıntısı var. Bunların problemi var. Bunların işi şu. Kardeş, buraya gelelim de bu 100 milyon maaşı alalım. Benim para ihtiyacım yok. Ben sorunumu çözmüşsüm. Benim duaya ihtiyacım var. Ben bu halka hizmet edeceğim. Ben bu halka hamal olmaya geliyorum. Hizmet eri olarak geliyorum. Hizmet edeceğim. Onların duasını alacağım. Koç gibi Allah'ın huzuruna gideceğim. Ya Rabbi, yaptım, huzuran geldim. Yapacağım. Çemişgezek'i mutlulaştıracağım. Şimdi Çemişgezek'te Nisan 1'de özgürlük olacak. Hürriyet olacak. Herkes kucacak. Herkes koşacak. Herkes kucaklaşacak. Diyecekler Gülhan Hasan Kamdo, Allah senden razı olsun. Buna talibim. Bunun için uğraşıyorum. Arkadaşların, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanının ve AK Parti'nin belediye başkan adayının hesabı, kitabı maaş ve makamdır. Benim öyle bir derdim yok. 99'da belediye başkan adayı olduğum zaman benim de öyle sıkıntılarım vardı. 42 yaşındaydım. Çocuklarım küçüktü. Ben de hevesleniyordum. Maaşım olsun, makamım olsun. Olmadı, Allah nasip etmedi. Ama biz o makamdan daha büyük makamlara sahip olduk. Nereye? Çemişgezek'teki Çemişgezekli halkının gönlündeki makamlara girdik biz. Elhamdülillah. Allah verdi bize, paraya ihtiyacımız yok. Şu anda benim yanımda 40-50-60 tane adam çalışıyor. Çok şükür Allah'a. O güne de şükür, bugüne de şükür. Sıkıntı yok. Onun için Çemişgezekli hemşehrilerime hassasiyet göstermeleri ve kendilerini tercih etmeleri noktasında çağrımdır. Hatırı bırakın, gönülü bırakın. Onun bunun maaşını düşünmek bize kalmadı. Onun bunun geleceğini düşünmek bize kalmadı. Çemişgezek hemşerim, senin düşüneceğin tek şey Çemişgezek. Çemişgezek'i kim yapacaksa oyunu ona vereceksin. Taahhüt ediyorum, Kanal 23'teyim. Bu konuşma, bu sohbet kayıt altında. Şimdi siyasette söz çok önemlidir. Bugün burada bir şey söylersiniz, bu sizin karşınıza çıkar. Şimdi ben burada bunları söylüyorum. 1 Nisan'da da belediye başkanı olacağımı görüyorum. Eğer ben bu söylediklerimi yapmazsam getireceksiniz siz ve izleyenler benim alnımın çatına vuracak. Onun için herkes rahat olsun. İkincisi sosyal belediyecilik.
Allah nasip eder, belediye başkanı olursam ikinci hafta Çemişgezek'in 7 tane mahallesi var. Muhtarları çağıracağım. Mahallede kimin durumu nedir? Kimin durumu kötüdür? Kimin durumu ortadır? Kimin durumu iyidir? Bunların listesini çıkaracağım. Kendim gidip müşahede edeceğim, göreceğim ve şunu söylüyorum. Çemişgezek'te bir ailenin geliri neyse ben bilmem. Ama asgari ücretin altındaysa ben onu asgari ücrete tamamlayacağım. Nasıl yapacaksınız bunu? Tabii. Bütçeyi nasıl? Tabii. Onlar hepsi bende. Yani şimdi şuradan su geliyor ya. Şuradan su geliyor buraya, Çemişgezek'e. Bu borunun her tarafı delinmiş. Su aka 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 boruya aka akıntı yapa yapa şuraya su gelmiyor. Ha, zor mu? Biz bu delikleri kapatacağız. Ondan sonra buraya su böyle atacak. Bunlar hepsi bende. Bunları boş ver. Buraya devam edeceğim. Efendim benim maaşımdan 60-70 milyar her ay kenarda kalacak. Ben bu parayı Çemişgezekli'ye dağıtmazsam namerdim. Çemişgezekli'ye dağıtacağım. Evine para girmeyenin evine girecek o para. Okuyan öğrenciye burs olarak gidecek o para. Yersem demek ki ben buraya çıkmışım, bak burada söylüyorum. Allah'a sözümdür. Allah'a söz veriyorum. Ya Rabbi, asgari ücret artı 10 lira, geri kalan Çemişgezek'teki yoksulun, Çemişgezek'teki garibanın, Çemişgezek'teki mazlumun, Çemişgezek'te ağlayanın evine girecek bu para. Ya Rabbi sözümdür. Okuyan çocuklara burs olarak diyecek ya Rabbi bu para. Onun için sıkıntı yok. Ama şöyle, ya çoban demiş ki, davara kurt girdi, köylü koşmuş. Gitmişler çobana, hani kurt ne oldu? Şaka yaptım demiş. 3-5 gün sonra çoban bir daha bağırıyor. Davara kurt girdi. Köylü bir daha yiyor, yine kurt murt yok. Ne oldu? Şaka yaptım. Üçüncü de kurt giriyor. Çoban kendisini parçalıyor. Kimse gitmiyor. Ya niye gelmediniz? Sen bize yalan söyledin. Ne gelelim? Ben bu Çemişgezek'teki siyasetçileri kınıyorum. Türkiye genelindekilere de sitemim var benim. Eğer bugün halk bize itibar etmiyorsa bu siyasetçinin getirmiş olduğu sonuçtur. Bu arkadaşlar... Peki size bakış nasıl? Ben şimdi mesajlar var, onları da okumak beni istiyorum. Beni seviyorlar. İki kişiden aslında mesajınız var. Vahap Bay geldi ve Nilgün Güney Bay geldi. Hayırlı yayınlar, iyi akşamlar. Hasan Başkan'a selam olsun. Gönlümüzde, kalbimizde seninle başkanım demiş. Ve yine Nilgün Güney Bay geldi de destek verip selamlarını iletmiş. Çok İstanbul'dan teşekkür ediyorum. Zannediyorum sağ bizleri izliyorlar. Bizler de selamlarımızı iletelim. Şimdi baktığımızda aslında küçük yerlerde özellikle adayların kim çıkacağına önem veriyorlar. Baktığımız zaman isimlerin önemli olduğunu görüyoruz. Küçük yerlerde öncelikle. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Çemişgezek'teki yerini sizden dinledik. Uzun zamandır da aslında siyaset içerisinde yer alan bir isimsiniz Çemişgezek'te. Belli bir kesim tarafından tanınıyorsunuz belli ki. Size peki bakış nasıl? Sizin vatandaşlarla iletişiminiz nasıl şimdiye kadar? Şimdi ben cennet mekan, mekanı cennet olsun. Biraz önce de bir dua okuduk. Muhsin Başkan'la bir dönem çalışırken, ya Muhsin Başkan işte herkesin gönlünde var. Herkes seviyor. Ama oya gelince birçok gerekçeyle, şimdi efendim Çemişgezekli beni seviyor. Sorabilirsiniz. Nereden biliyorsunuz? Sizi sevdiğini nereden biliyorsunuz? Ben Çemişgezekli'yi seviyorum. Ben Çemişgezekli'yi seviyorum. Çemişgezekli benim annem babamdır. İnsanların bir biyolojik annesi babası vardır. Bir de annesi manevi annesi babası vardır.
Ben çok yoksul bir yerden geliyorum. Zengin oldum. Olmayan makamlara çıktım. Türkiye genelinde tanınır oldum. Bunun mimarı, beni buralara taşıyan Çemiş Gezekli'dir. Ben bugün eğer varsam, bugün Hasan Kandu diye biri varsa realitede, bunun emeğini çeken Çemiş Gezekli'dir. Benim oğlum sağlıkçı olarak Çemiş Gezek'e atandığı zaman 2009'da suyu geçince dedim, Çemiş Gezek bölgesine geçince, şu anda Çemiş Gezek'te hastanede çalışıyor. Sağlık memurudur. Dedim ki karşına çıkan insanın rengine, diline, dinine, mezhebine, ırkına bakmayacaksın. Çemiş Gezekli mi? Benim ona borcum var dedim oğlum. Ne borcum var baba? Sen bilmezsin. Benim ona borcum var, aman ha aman benim borcumu öde. Allah razı olsun. Gece ararlar, gündüz ararlar, nöbet olur olmaz. Ben de öyleyim. Benim büyük oğlum böyle. Biz böyleyiz. Biz ailece bu kültürle yetişmişiz. Çemiş Gezek'i biz ihmal edemeyiz. Çemiş Gezek'i ihmal etti mi, anam babamı ihmal etmiş sayar. Çemiş Gezek'i beni seviyor efendim. Altını çiziyorum. Niye seviyor? Çünkü ben Çemiş Gezek'i seviyorum. Ondan dolayı beni seviyor. Sevgi, muhabbet karşılıklıdır. Orada yerini görmedi mi gitmez. Zorla da bu iş olmaz. Onu görecek. Şimdi kaynak dediniz. Bu paraları nereden bulacaksınız? Bir örneğini verdim değil mi? Bu şekilde. Dedim ki bu boruyu, borudaki delikleri kapatacağız. Para kolay. Para insanla alakalı. Dilim varmıyor başka şeyler söylemeye. Hepsini şimdi okuyacağım burada. Şimdi İkinci işim, belediye başkanı olduğum zaman, ikinci işim şu anda Çemiş Gezek Belediyesi'nde muhasebe müdürlüğü yapan Ali Çelik'i hemen derhal görevden alacağım. Ama bu direkt cevap hakkı doğmuş tamam. Oluyor. Bu şekilde gitmeyelim tamam, peki, isterseniz. Peki tamam. Şimdi bu borunun asıl müsebbibi bunlar. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir ilçede, bir ilde, herhangi bir yerleşim biriminde eğer orada borç varsa, tıkanıklık varsa, Çemiş Gezek Belediyesi tıkanmış yürümüyor. Bunun müsebbibi şu ana kadar Çemiş Gezek Belediyesi'ni idare eden 1994'ten bugüne kadar süreçte birikmiş olan borcun müsebbibi bu yöneten belediye başkanlarıdır. Ve onların muhasebe müdürleridir. Oradaki diğer fen işlerine bakan insanın bir suçu yok mu? Mebali yok. Orada efendim imara bakanın bir suçu mebali yok. Efendim itfaiye bakanın suçu mebali yok. Çöpe bakanın suçu mebali yok. Aslında şöyle, bütçeyi nasıl tedarik edeceksiniz, nasıl bulacaksınız derken tabii ki sorunlar vardır. Gitmemesi gereken yerlere giden paralar olduğunu düşünüyorsunuz ve bunu iddia ediyorsunuz. Ama ben bunun yanında size sormak kaynak istediğim şey şu, gelir sürekli olarak gelir getirecek tabii. Bir kaynak tabii, yaratacak tabii. Mısınız? Aslında aynen bunu söylemek öyle. İstiyorum. Tabii yatıracağız. Şimdi Çemiş Gezek Belediyesi'nin belki yapmışlar. Bugün, dün, bir iki gündür ya bizim borcumuz yok muktur, muktur demişler. Şimdi benim birinci işim, Mart'ın sonunda belediye başkanı oldum. Nisan, Mayıs, Haziran. Haziran'ın sonunda Çemiş Gezek Belediyesi'nin borcunun büyük bir kısmını kaldıracağım. Ve Çemiş Gezek Belediyesi'nin o kendi bünyesinde çalışan 60-70 tane insana olan borcu var. İşçi borçlarını ödeyemiyor, maaşlarını ödeyemiyor. Bunları Haziran'ın sonunda hepsini kaldıracağım. Hepsini ödeyeceğim. Çemiş Gezek'i bir defa böyle rahatlatacağız. Çemiş Gezek'te hizmeti sunabilmek için, hizmet getirebilmek için önce Çemiş Gezek'in şu mevcut borcunu kaldıracağız. Efendim bunu benden başkası yapamaz. Niye? Şimdi şu anda Çemiş Gezek Belediyesi AK Parti'de. Şu andaki AK Parti'nin belediye başkanı Metin Levent Yıldız, şu andaki AK Parti'nin belediye başkan adayı
İbrahim Enes Somyürek'ten daha zeki, daha akıllı, daha çevreli, daha bilinçli. Eğer o becerebilseydi, başarabilseydi bu borçlar olmazdı. Demek ki yapamadı. Yapamıyor. Yeteneği mi bir tükenmiş, genel merkezden mi, kurumlardan mı destek alamıyor, yüzü mü kalmamış, ben bilmiyorum. Yapamıyor. Borç burada, sayacağım şimdi. CHP'nin bunu başarması hiç mümkün değil. Hiç mümkün değil. Zaten böyle bir derdi de yok CHP'nin, belediye başkan adayının böyle bir derdi de yok. O diyor ki ben geleyim maaşımı alayım. Mesela bu. Siz nasıl başaracaksınız? Tabii ben başaracağım bunu. Nasıl yapacaksınız? Ya Allah bana zor işleri bana nasip ediyor biliyor musun? Allah beni seviyor ya onun için. Şimdi ben belediye başkan adaylığım açıklandıktan sonra gittim Ankara'ya. Sayın Genel Başkanımdan 15 dakikalık bir randevu talebinde bulundum. Dedim ki efendim, hem teşekkür ettim ismimiz açıklandığından dolayı, elini öptüm. Hı hı. Allah hayırlı uzun ömürler versin, Allah başımızdan eksik etmesin. Hem de Çemiş Gezek'le alakalı şöyle kısmı bir bilgi verdim. Dedim ki durumumuz bu. Borcumuz var. Bu arkadaşlar hizmet yapamadığı için sokakta geçen elinden tutuyorlar. Gel seni işe aldım, gel seni işe aldım, gel seni işe aldım diyorlar. Çemiş Gezek Belediyesi'nin normal 35 kişiyle idare edilmesi gereken belediye 70'i bulmuş, 70'i aşmış. Bunlar çalışmıyorlar. Bunları çalıştıramıyorlar. İş yok, güç yok. Ama belediye borçlanıyor efendim. Dedi ki belediye kimde? Sayın Genel Başkan dedi. Belediye kimde? Dedim ki AK Parti'de. Yok dedi ya. Evet dedi. Ve Allah hayırlı uzun ömürler versin. Bilge liderim bana dedi ki Çemiş Gezek tarihidir. Çemiş Gezek Selçukludur. Çemiş Gezek Osmanlı'dır. Çemiş Gezek Cumhuriyet'tir. Alacaksın, ben Çemiş Gezek'in sorunlarını çözeceğim. Bu bir, büyük bir destek almış. İki, bu iki aday, Enes Somyürek ve Nevzat Altan. Bunların bürokraside, bunların çevresinden bahsedilemez. Ben 50 yıllık siyasetçiyim. Dolu bir siyasetçiyim ben. Ben yani Türkiye genelinde, sadece yerelde değil, Türkiye genelinde siyaset yapmışım. Benim milletvekili adaylıklarım olmuş. Bu sorunu birisi çözecek efendim. Kimse, Çemiş Gezekli halkıma ifade ediyorum, kimse gökten beyaz at üstünde bir prensin gelip de bu sorunları çözmesini beklemesin. Böyle bir şey yok. Bu sorunlar birileri var olmadan, insan olmadan bu sorunlar çözülemez. Bu sorunları oluşturan da insan, bu hale getiren de insan, bunu çözecek olan da insan. Çemiş Gezek'te o insan benim. Çemiş Gezek'le hemşerilerime müjde veriyorum. Sizin için bu süreçte sorunlarınızı çözecek, Çemiş Gezek'i nefes açtıracak olan siyasi hareket, Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Belediye başkanı onun adayıdır, Hasan Kandu'dur. Başkaları çözemez. Ne derse desinler. Yine halkıma meramımdır, derdimdir. Çemiş Gezek'in bu şekilde devam etmesini istiyorsanız siz bilirsiniz. Çemiş Gezek bu haliyle, siz bu haliyle memnunsanız böyle gitsin. Siz bilirsiniz. Benim belediye başkanlık diye, belediye başkan makamı oy 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 diye bir derdim yok. Benim para diye bir derdim de yok. Ben bu ilçenin evladıyım. Ben bu ilçenin sorunlarını çözeceğim. Çözemez bunlar, çözemezler. Zaten birisi şu anda iktidar partisinin belediye başkanı 15 senedir. Bu sorunların müsebbibi budur. Bu arkadaştır. Bu gelecek arkadaş bundan daha beceriksiz. Biri de CHP'nin adayı. Onun da bir şey yapma şansı yok. Efendim ben Çemiş Gezek için bir şansım. Onun için Çemiş Gezekli ben okuyorum, ben görüyorum.
Çemiş Gezekli bu tercihini kendisinden yana yapacak. Benden yana değil. Beni tercih edenler evladının geleceğini tercih edecek. Beni tercih edecek evlerine huzuru tercih edecek. Beni tercih eden, ben artık Çemiş Gezek'te kimsesiz değilim. Benim de kimsem var. Buzdolabının üzerine yazacak numaramı. Gece 2'de arayacak, 3'de arayacak. Başkanım, babam evde yok. Evimizde tüp bitti. Tüpçüyü arıyorum, ulaşamıyorum. Ben o tüpçüyü kaldıracağım, o tüpü bulacağım, götürüp o kızımın evine vereceğim, oğlumun evine vereceğim, al diyeceğim. Parası yoksa sonra ver diyeceğim. Sorun mu? Onun için Çemiş Gezekli bu şansı değerlendirmesi lazım. Şimdi bununla beraber üçüncü şeyimiz. Biraz daha kısa geçelim isterseniz, çok da zamanımız kalmadı. Tamam, buyurun siz sorun. Son sözünüzü, son projenizi de alalım, sonra son sözlerinizi alacağım. Şimdi efendim, Çemiş Gezek'in 7 tane mahallesi var. 7 tane mahallesi var. Bu 7 mahallenin 4 mahallesinin de küme evleri var. 4 mahallesine bağlı küme evleri var. 2 kilometre falan çeken. Bu küme evlerinin 30-40 yıllık bir yol sorunları var. Yol problemleri var. Bu küme evlerinde yaklaşık 20-30 sene nüfus yaşar. İnsanlar yaşar. Bu insanlar devlete karşı görevlerini yapmışlar. Vatandaşlık görevlerini yapmışlar. Askerliklerini yapmışlar. Devlete vergi ödüyorlar, ödemişler. Ve ülkeye katma değer sağlıyorlar. Ben bu aileleri hepsini tanıyorum. Hiçbir tanesi devletten bir şey istemiyor. Benim çocuğumu işe koy, benim çocuğumu bilmem ne yap şunu. Böyle bir şeyler yok. Devletten sadece şunu istiyor. Bana yol yap. Bu birinci derecede belediye başkanının işi. Küme evleri Çemiş Gezek'in bir mahallesine bağlı. Çemiş Gezek mahallesi de belediye başkanına bağlı. Başkan seçilirseniz söz veriyorsunuz, vaat ediyorsunuz, bu yolu yapacağım diyorsunuz. Efendim, devleti harekete geçireceğiz. Peki son dakikalarımız... Bitiyor mu program? Evet. Neler söyleyeceksiniz? Seçmene buradan çok seslenin canım isterseniz. Şimdi şöyle bir iki gündür söylenen bir hızlıca söyleyeyim. Efendim Çemiş Gezek'in borcu şuyu buyu belediyene. Bakın şimdi size burada okuyorum. Personel alacağı Çemiş Gezek Belediyesi'nden personelin alacağı 8 milyar. İller Bankası'na yeni yapılan borç, geçen ay yaptılar, 4 milyar. İller Bankası belediye binasına gönderdiği para, Çemiş Gezek'te yeni belediye binası yaptılar, 14 milyar. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borçları, çalışan işçilerin prim borçları ödemiyor, ödeyemiyor belediye, 14 milyar. Emeklisi dolmuş ama maaşını içeriden alamayan 6 milyar. Bunu topladığınız zaman 50 milyar. Şimdi Çemiş Gezek'in 45-50 milyar böyle bir trilyon bir borcu var. Burada milyar diyoruz ya. Bu çok büyük bir rakam. Tabii çok büyük bir rakam. Artı eskiden gelen borçlar da var. Son sözlerinizi alalım, bitirmek zorundayım. Efendim şunları da söyleyeyim. Çemiş Gezek'te satılanlar. Çok hızlı alalım. 10 tane tek ev satılmış. 10 tane tek ev satılmış. 15 milyar. 10 tane dükkan satılmış. 10 milyar. 5 taksi durağı satılmış, 10 milyar. 13 adet taş ev satılmış, 10 milyar. Belediye araçları satılmış, 5 milyar. Belediye araçlarını sattılar, belediye arsasını sattılar, 5 milyar. Milyar olduğuna emin misin? Milyar olduğuna eminim. 55 milyar. İller Bankası aracılığıyla da 5 yıl içerisinde gelen 130 milyar var. İkisini topladığın zaman 185 milyar da geliri var. Peki. Efendim bu para nerede? Bu parayı ne yaptılar? Bu para nereye gitti? Peki bitirmek zorundayım. Çok teşekkür Şimdi, ediyorum katıldığınız için. Şimdi vatandaşıma şunu söylüyorum. Köprüyü konuşamadık. Şimdi vatandaşıma şunu söylüyorum. Aziz vatandaşlarım. Çemiş Gezek Belediyesi'nin 50-60 trilyon borcu var. 70 tane de adam almış, maaş veremiyor. Kim ne diyorsa desin inanmayın.
Size yalan söylüyorlar. Efendim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bitirmem gerekiyor. Şöyle bir teşekkürle sözlerimi kapatmak istiyorum. Mehmet Akif, cennet mekan Mehmet Akif Ersoy şöyle buyuruyor. Sahipsiz memleketin batması haktır. Siz sahip olursanız o vatan batmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Çemiş Gezekli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sizler de bizlerle halkım arasında aracılık yaptığınız için size, zatenize ve Kanal 23'e de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz. Elazığ'a hoş geldiniz tekrar ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. İnşallah. Değerli yani izleyenler. Bir insandan sonra gelin. Röportaj yapacağız. Kazanacağız. İnşallah. Başarılar diliyoruz efendim. Milliyetçi Hareket Partisi Çemiş Gezek Belediye Başkan Adayı Hasan Hayri Kandı bizlerle birlikteydi. Bir şey ifade edebilir miyim? Bir şey. Çok kısa alayım, buyurun. Yarın akşam saat 8.30 veya 9'da Sayın Elazığ Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilimiz Sayın Semih Işıkver Çemişgezek'e gelecektir. Çemişgezek'e teşrif edecektir. Çemişgezek'teki halkımızla tokalaşacaktır, merhabalaşacaktır. Bunu da halkıma duyurmuş olayım. Yarın pazar günü saat 9'da, 8.30-9 arası terevi saatinde Elazığ Milletvekilimiz Sayın Semih Işıkver Beyefendi Çemişgezek'e teşrif edecektir. Tüm Çemişgezekleri meydana bekliyorum. Sorular varsa gelsin, sorsunlar milletvekilimize. Beni şikayet edeceklerse gelsin, şikayet etsinler milletvekilimize. Ama orada hemhal olalım. Sayın milletvekilimizi karşılayalım. Muhabbet edelim ve yolcu edelim. Size de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, bir seçime doğru programını daha noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.